Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. ve son kesimi olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 73 kilometre uzunluğundaki son kesimi de hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu otoyolun toplam uzunluğunun 400 kilometre olduğunu açıkladı. Kuzey Marmara Otoyolu sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya bölgesinin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. Kısım kısım kullanıma açılan otoyolumuzun daha önce hizmete aldığımız 320 kilometrelik kesimlerinden sonra bugün de İzmit bir kavşağı Akyazı arasında yer alan 73 kilometre uzunluğu ile son ve en uzun kesimini hizmet alarak 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolumuzun tamamını hizmete açıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesimin açılış programında konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, otoyolda toplam 289 sanat yapısı bulunduğunu söyledi. Bugün açılışı için bir arada olduğumuz 6. kesimde 4 adet viyadük, 64 adet köprü, 22 adet üst geçit, 20 adet alt geçit, 179 adet menfez olmak üzere toplam 289 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Otoyolumuz ile yüksek standartlara sahip dünyaya örnek ve tasarrufun önünü açan bir proje, proje hayata geçirilmiştir. Bakan Kara İsmailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu'nun sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracağını, Anadolu illerine giriş ve dönüşteki uzun araç kuyruklarını önleyeceğini kaydetti. Projelerimizin her birinde depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımları kullanılmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu olası bir depremde Marmara bölgesi ve İstanbul'a hizmet verecektir. Kuzey Marmara Otoyolu Ülkemizin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracaktır. İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidişte ve dönüşte mevcut TEM otoyolu ve D100 karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının önüne geçilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolumuzun bir başka özelliği de kamu özel sektör işbirliğiyle yapılmış başarılı projelerimize güzel bir örnek teşkil etmesidir.